Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de zamirler konusunu bir kez daha revize ediyoruz, yeniliyoruz. Tonguç nasılsın? Hocam iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Hocam zamir mi ne ki? Zamirin ne olduğunu biliyor musun Tonguç? Adıl demek zamir. Anladın mı şimdi? Anladım hocam, ama Ders yapmamıza <laughs> gerek yok. <laughs> Aynen. Zamirler adıllar Tonguç. Diğer bir de işte adıllar yani. Zamirler isimlerin yerini tutan sözcükler. Ahmet kitabını masaya bıraktı cümlesinde hangi sözcükler isim sence Tonguç? Hocam Ahmet bir isim. Evet Ahmet bir isim. Ee, benim Adın Adil... Tonguç hocam. Mükemmel bir isim var. Tonguç'un anlamı ne Tonguç? E, Tonguç hocam ton ton bir adam evet. Ve güçlü bir adam. Ha, kaslı ve güçlü. Ton ve güçlünün Anladım. birleşimi Mükemmel. Tonguç oluyor. Kitap bir isim mi sence Tonguç? E, kitap bir isim hocam evet. Mükemmelsin. Masada da bir isim. Masa bir isim. Bıraktı? Yok fiil hocam. Tamam, bıraktı bir eylem bir fiil. O zaman biz... Hocam çok büyük yazınız. Belki daha küçük yazabilir misiniz? Tamam yani. biraz <laughs> Hay Allah ya. Şimdi bak. O <laughs> evet. tamam mı? Bunu... Evet. Şuraya... Aa. Ya Aa. Bıraktı dediğimizde Tamam mı Tonguç? Bıraktı dediğimizde Aa. bak Bıraktı eyleminin yerine herhangi bir şey geçiremedik Ama burada Ahmet isminin yerine o zamirini evet Kitap sözcüğünün yerine Bunu işaret zamirini Masa cins isminin yerine de şuraya işaret zamirini Cins zamiri. mi hocam bu isim? Cins. Şu Buna cins tür isim Cins bir isim. Bak burada da saçlarından gördüğü gibi cins yani evet. Şimdi zamirler iki şekilde Adlandırılıyor Tonguç. Birincisi Sözcük biçiminde zamirler. Yani Kişi zamirleri yani şahıs zamirleri, işaret zamirleri yani gösterme zamirleri, belgisi zamirler, soru zamirleri, bir de en önemlisi dönüşlülük zamiri var. Aa, demiştim. onu unutmuşsunuz hocam, yakaladım. Evet. Hayır, onu unutmadım. Sen biliyor musun diye seni denedim. He. Sen biliyor musun gerçekten kaliteli bir insansın. Ek biçimindeki zamirler ise ilgi adı olan ilgi adılı olan ki var. Mesela diyelim ki tongucunki gelmiş. Tonguç'un ki derken kız evet. arkadaşımdan bahsediyorsun. Hayır, Çok hayır, kız arkadaşın değil. Ee, ee, senin kavga ettiğin çocuk herhalde o olabilir. <laughs> çünkü kaşın yok olmuş. Bunu hepimiz biliyoruz. tüpe tipe bakalım. Şimdi iyilik adında iyilik iki almış sözcükler. Şimdi bunlar hiçbir şey anlamadım hocam. Şimdi Hep beraber, beraber göreceğiz. Şimdi, diyelim ki Ali içeriye girdi cümlesinde. Bu cümlede Ali nereye girdi? Ali nereye girdi? İçeriye girdi. Şimdi Ali bir isim öyle değil mi? Ali isim hocam. Ali'nin yerine o içeriye girdi desek o olur. Kişi zamir oluyor Tomu. Çünkü Aa. o Ali'nin yerine geçmiş. Kişi zamiri. Tamam mı? Tamam hocam. Ee, İçeriye kim girdi desek kim içeriye sesli girdi desek bak bu soru zamir oluyor. Neden? Çünkü Aa, Ali Ali'ye so soruyoruz? Aynen soru yoluyla Ali yerine geçiyor. İçeriye biri sesli girdi. yani. Biri içeriye sesli girdi desek Aa, bak bu ne oluyor? Belgisiz belgesiz zamir oluyor. Neden? Biri, bazısı falan. Yani bunlar... Ali'nin yerine geçti ama belgesiz bir şekilde. Ali gördüğün gibi bu şekilde giriyor içeri bu arada. Nasıl Ve giriyor ama... hocam? Sürünerek mi giriyor? Sürünerek giriyor. Sessizce girecek ya o yüzden. Vay üç kağıtçı var. Bu İçeriye sessizce gir desek bu sefer ne olacak Tonguç? İşaret zamiri ha, olacak. Bu şu diye gösteriyoruz değil mi hocam? Aynen. Biri dediğimizde belgesiz Hocam insanları parmaklarıyla gösterme diyor annem sürekli. Sakın insanları parmakla gösterme. Tabii sen de gösterme yani şu şekilde gösterme. Terbiyesiz bir hareket. Aynen şu çaktan şöyle parmağım bu şöyle gir falan diyebilirsin. He. Şimdi mesela cins isimler için kullanın. Lütfen kalemi bana verir misin? Lütfen... Cins misin evet, kardeşim? Şunu bana verir misin dediğimizde bu işaret, işaret zamiri. Lütfen... Ee, işte şeyi bana verir misin dediğinde ne oluyor? Belgesiz. Neyi hocam? Yani şeyi mesela kalemi ya da ha. defteri ya da telefonu ya da silgiyi mesela tamam mı? Lütfen neyi dedin ya sen bana az önce Tonguç? Neyi, neyi bana? Ha. İşte bu da soru zamir oluyor. Demek ki. Yani kimi neyi olunca soru hocam? Evet. Bu şu olunca işaret. işaret. E, bir şeyi bazısı bir öteki Aynen. falan. Onlar da Belgesiz. Harika Çok Tomuç. basit bir konuymuş. Muhteşem. Ya. Konu şu anda bitti. Anladın sen? Şahıs zamirleri ben, sen, o, biz, siz, onlar. Hani İngilizcede var ya he, she, it, I, you, we. Evet, Bizde de şahıs zamirleri yani kişi adıları diyoruz. Dönüşlülük zamirleri ise ismin anlamını pekiştiren zamirin anlamını pekiştiren sözcükler. Arabayı kendim kullandım dediğinde bak kendim kullandım dediğinde ne oluyor? Dönüşlülük adı olmuş oluyor. Hatta. Hocam arabayı... niye böyle bir saçma zaman bir şey söylesin ki? Ama bak kimseden yardım Arabayı kullandım. Arabayı kendim ben tuttum. kullandım. Evet. Arabayı ben kendim kullandım dediğinde anlamı pekiştirmiş olmuyor musun Tonguç? Evet hocam. O zaman bu dönüşlülük zamiri olmuş oluyor. Siyah yazıyor sanki hocam. Siyah yazıyor sanki bakalım. Evet. Bakalım doğru mu söylüyor Tonguç? Mükemmel yani. Evet hocam, hocam. ben Aynen. çok iyi biliyorum. Aynen çok iyi biliyorsun Tonguç. Şimdi işaret zamirine bakalım. Bu, şu, öteki, diğeri, böylesi o. Burada oya dikkat etmemiz lazım Tonguç. Mesela onu dolaba koydum dediğinde işaret zamiri midir yoksa kişi zamiri midir? Onu dolaba koydum, kişi olamaz hocam ve adamı dolaba mı koyacağız? Aynen, bu kadar sadistik Saçmalık olmaz. Olabilir. Ama onu dün dersende gördüm, dün okulda gördüm dediğinde ne oluyor? O zaman ay şey demek istiyoruz, o zaman evet insan zamiri. İnsan zamir olduğu için kişi zamir oluyor, mükemmel sent olmuş. Devam edelim. Hocam bu pandanın kafası açılmış, kelleşmiş galiba. İşte şey oluyor ya, <laughs> e, bu türleri azalmaya başladı ya. Pandalar çiftleşmiyormuş, biliyor musun Tonguç? Evet hocam, pandaların çiftleşmeye ihtiyacı yokmuş hocam. Allah Allah. Yani e, şey Çok gibi, insanlar abi. gibi değil hocam. Anladım. Maşallah ya. Helal olsun adamlara. Şimdi o zaman hemen soru soruyorum. Onu dün derste gördüm. Onu dolaba koyar mısın? Bu ne zamiri bu ne zamiri olmuş? Hemen söyle bakalım. Onu dün derste gördüm. Kişi hocam. Çünkü evet. bir insanı gördü. İnsan insandır. Onu dolaba koydum. O da kişi olabilir ama sadist olmak lazım. Aynen. Yani. O zaman bu işaret zamiri. Şimdi belgesel adılara bakalım. Bazıları birçoğu. Burada birçoğunu biraz eee bitişik yazmamız gerekiyordu. Birçoğu, herkes, kimse şey. Bunlar belgisiz zamirler. Burası anlaşıldı mı ya, belli olmayan şeyler. Belirsiz. Biri. Yani. Mesela maça kim geldi? İşte bir bir çoğu geldi. Kim abi ona ya, Belgisiz yani bir çoğu. Bilmiyoruz. Soru zamirleri ise ismin yerine soru yoluyla geçiyor. Kim, neyi, ne, nerede, hangisine? Bunlar hep soru zamiri. Burada şu çok önemli Tonguç. İsimlere gelen i eki, e eki, d eki, den eki ya da tamlayan eki ya da çoğul eki bunlara bir ne çok ek var ya. Yani. Sakin. Bunlar belirtme, yönelme, bulunma, ayrılma tamlayan ve çoğul ekleri zamirlere de gelebiliyor. Dolayısıyla mesela kimi tanıyor, kime geldi, kimde kalıyor, kimden ben ayrıldı, kimin kalemi, kimler geldi. Bunların hepsi soru zamiri oluyor. Mesela neye yapalım? Neyi, evet. Neyi, neye, neyde, neden, neyden. Neyden, varlığı, neden olursa bu, niçin alım veriyor, o zarf oluyor. Neyden, neyin, neler. neler. Mesela bu kalem neyden yapılmış? Bu kalem plastikten yapılmış. Bu zamir ama bu kalem neden yapılmış? Niçin yapılmış? O zarf oluyor çünkü Aa, bu kalem yazmak şimdi için yani. kaliteli bir insansın <laughs> Tomuş. Şimdi ilgi adalık ki bakalım. Ali'nin kalemi seninkinden güzelmiş derken. Hayır bu çok garip bir evet, olmuş. Senin kaleminden demek istiyor anladın mı? Anladım hocam. Bizim oyuncular sizinkilerden yani sizin oyunculardan iyi derken. Buradaki keyler ismi yerine geçmiş. Ama şunu karıştırmayalım Tomuş. Evdeki hesap çarşı uymaz derken. Buradaki ismin yerine geçen değil, bu sıfat yapan ki olmuş Sıfat yapan ki'ler yapım eki oluyor. Dolayısıyla bu başka. Hangi hesap? Evdeki hesap. Ama burada... Evdeki karpuz çok büyüktü. Evet, evdeki karpuz çok büyüktü. Oradaki de yine sıfat, zamir olmuyor. Ona dikkat edelim. İlgi zamirlerini öğrendik ek halinde. Bir de iyilik zamirleri var Tonguç. Bunlar da esasında bildiğimiz iyilik ekleri. Mesela e, evim, benim evim denildiğinde iyilik eki var. Okulumuz, bizim okulumuz dediğimizde iyilik eki var dersiniz, sizin dersiniz dediğimizde ilk iki var. E, ma e maçımız, maçımız, Bizim maçımız dedi mi? Halı saha maçımız çok güzel geçti hocam. Dört tane çaktık hocam. Kime çaktınız? şey, e, şeye, e Severler Kulübü'ne 4 e, dört tane attık. 4 tane hocam. çaktık hocam. Sen gol atabildin mi Tonguç? Hocam ben e, kale ve defans arasında e, mücadele ettim hocam. Ha, Kalede, top geçer adam geçmez sonuçta. Kalede sana, dört doğru mu? tane gol yedikten sonra çıkarmak zorunda kaldılar. <laughs> yani. Aa, sen Sadece şöyle. Lütfen hiçbir topa müdahale etme ve koşma derler ve defansta takıl Sen de öyle durdun. Ben de hani takım eşitlensin diye durdum hocam. Mantıklı bir insansın. Peki şimdi buradaki iyilik bulalım. Arabamızın camlarını kardeşim sildi. Bakalım bulabilecek misin? Ee, arabamızın camlarını. Aa camlarını. Evet onun camları. İki tane daha var diğerlerini de bul. Ee, arabamızın. Bizim arabamız. Evet. Ee, kardeşim benim B kardeşim. B bunlar hep iyilik. Niye? Bir kelimenin önüne benim, senin, onun, bizim, sizin, onların gelebiliyorsa iyilik e zamiri vardır Tonguç. Süper. Oh be, Şimdi, be bitti be ders. Çok şükür çok diyorsun. ya. <laughs> ya yani. ders bitince hemen böyle çirkinleşiyorsun Tonguç'a. Oh Tonguç be hocam hemen gidiyorum kantine hocam. Aynen. Şimdi burada ödüllü sorumuzu yapıyorsun. Ondan sonra gidiyorsun. Burayı durdurmayı unutmuyorsun. Daha sonrasında bir önceki ve bir sonraki videolarımıza bakmayı unutmuyorsun. Tonguç Akademi.com'da videolarımız sıralı bir şekilde var. Tamam Sosyal hocam. medyada da bizi takip et Tonguç.